Merhaba arkadaşlar, Geek and Roll kanalıma hoş geldiniz. Bu bölümde artık Kaeli'de lanetler bölgesine, Allah'ın belası yere, mide bulandırıcı, tiksinç, aptal yere gelmiş bulunmaktayız. Neden böyle diyorum? Köpekler, kargalar, beyaz kargalar, yok beyaz karga yok, beyaz köpekler, büyük devler, oklu devler vesaire diye diye uzatacağımız lanet bir yer. Burada map'i açtık ama fakat bir gideceğimiz yer var. Oradaki map'i alırsak şu an açık dünyadaki bu kısım için, özellikle o map'te açtığımız kısım için açık dünyadaki boss'ları keseceğiz. Yine önceki bölümlerdeki gibi, Limgrave ya da Journey of the Lakes'teki gibi sıra sıra işte boss'lar, işte harabeler vesaire gibi gideceğiz, böyle ilerleyeceğiz arkadaşlar. Yavaştan oyuna geçeyim. Geçmeden önce de arkadaşlar, hep beğenirseniz beğenip yorum yapmayı, isterseniz abone olmayı da unutmayın. Bu kadar yani, teşekkür ederim. Şimdi nerede olduğumuzu göstereyim. Smoldering Church'deyiz. NPC'yi öldürdük mü hatırlamadığım için tekrar bir bakacağım. Eğer öldürdüysek sıkıntı yok. Öldürmediysek geberteceğiz, ağzını burnunu yaracağız. Çünkü artık şansı yok bize karşı. Bakalım. Gelecek mi? Gelmiyor gibi duruyor şu an. Geldi, tamam. Demek ki öldürmemişiz, güzel. Şununla indirebiliriz bunu. Bir bunu deneyeyim mi arkadaşlar ya? Lütfen. Bayılıyorum bu gavala ya. Çok iyi. Sacred Scorpion Charm. Bunu söyleyeyim. Bu bazı şeyde Fate kullanıcıları için önemli bir charm bence. Arkadaşlar, bunlar holy ataklarınızı arttırıyor. Yani bu kadar. Bir şey yok yani. Şimdi bunu indirdikten sonra bunu kaldırabiliriz. Ardından gideceğimiz yer şurası. Manamızı biraz harcadık ama hani şey yapmadığımız için sıkıntı yok. Oturmadan tekrar hemen buraya ilerleyeceğim böyle hızlı hızlı. Arkadaşlar, burada bunlarla isterseniz uğraşabilirsiniz ama hani boss videosu olduğu için ben buraları kesmeyeceğim ki, zaten hani boss videosu olmasa da sonuçta şey keseceğinizi düşünmüyorum. Bunlar böyle tuzak kuruyor falan. Sik sik adamlar yani. Şöyle kenardan kenara ilerlerseniz bir sıkıntı çıkmaz. Orada da bir mor bir eşya gördüm ya. Neydi acaba? Neyse, çok da önemli değil. Lutel de Headless'ı çağıralım. Manamız bitti. Hemen manamızı da dolduralım. Ardından bununla bir tane bunu çekersek Lutel ona gidecektir. Şu şekil. Bakın, gördünüz mü? Işınlanıyor ve kalkandı. Allah. Vuramadı galiba. Sıkıntı yok o yüzden. Ne oluyor lan? Şimdi artık bosslarda hani şunu bir göstereyim, bakın bu çok güzel bence. Böyle basılı tutup atın ama charge'layın yani. Gördünüz mü ne kadar şey yani. Hem çok güzel görünüyor, bence izlemesi çok hoş. Direkt böyle şey atıyor çünkü. Şurada durursanız sıkıntı yaşamayız herhalde. Yaşarmışız. Tamam abi. Ha, şu Terra Magica kullanımı da göstereyim size de. Her şeyi göstermiş olalım. Allah belanı versin ya. Acı da gittin mi? Böyle bakın, uzaktayken, tamam mı? Bunu şöyle altınıza koyun. Ardından bunu böyle fırlatın yani. Tekir ölecek direkt zaten. Bunu içinde durduğunuz sürece şey yapmaya devam edeceksiniz. Şunu da atalım, ondan sonra hasar yiyorsak yiyelim yani, bir şey olmaz. Güzel. Şimdi eğer yakıncıysanız size birkaç tavsiye vereyim bu boss'la alakalı. Arkadaşlar, bu boss'u kesmenin en kolay yolu en kolay yol demeyeyim de hani şey, bunlar sanırım fire damage'a karşı çok zayıflar. Öyle bir şey yapabilirsiniz. Şurayı da açayım. Buraya geleceğiz zaten. Şey videosunda, mağara videolarında buraya geleceğiz. Bunun bir havaya zıpladığı zaman hani oturma hasarları var ya, yere düşüş hasarları. Onu yaparken ön tarafına doğru böyle bir şey fışkırtıyor, tamam mı? Squirting diyelim. Onu yaptığı için ön tarafında durursanız size şey damage'ı verecek. Poison, rot damage'ı vermeye başlayacak. O yüzden de sıkıntıya düşersiniz. Ne yapacaksınız onu söyleyeyim. Yakın dövüşçüyseniz. Havaya zıpladığında tam yere inerken arkasına doğru roll atarsanız hem size dönmeyecek hem de onun o verdiği hasarı yemeyip üstüne bir de o fışkırttığı şeyi yemeyeceksiniz. Şimdi şöyle dönüp şuradan hızlıca ilerleyelim. İlerideki map parçasını alacağız. Ardından yolda üçer tane art arda dizilmiş boss'umuz var.
Onları öldürüp bölümümüzü bitireceğiz. Şimdi şurada bir yerde bir Grace olması lazım. Onu yol üstünde açalım. İyi olur gibi. Şurada bir yerdeydi sanki. Aynen. Bunlar önemli şimdi. Ya tabii kaçırdığım Grace'ler elbet oluyor ama yapacak bir şey yok. Bir kayıt check yapacağım. Sanki geçen videodaki gibi böyle bir başlatmama hissi oldu bende. Yine kendi kendime konuşma hissi geldi. Ama onun nedeni başka tabii. Şimdi burada bir tane çok lanet bir şeyimiz var. Ejderhamız var. İlk o ejderha ile kapışacağız. Değil mi? Aynen. Pardon, ilk map'i alsak daha iyi de. Map'ten önce galiba o. Aynen, map'ten önce. Olsun ama Grace'imiz var burada. Sıkıntı yok yani. Grace'imizi açalım yeter bize. Ne lan? Sanki burada başka bir şey vardı. Şu aşağıya mı doğruydu acaba? Galiba aşağı doğru. Evet. Tamam. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Ben bir şeye baktım da öyle. Şimdi burada loot'e çağıracağız arkadaşlar. Ondan sonra uzaktan oklarız artık. Yani bilmiyorum. Yani ne yaparız da. Şöyle bunu burada çağıralım. Bu çok tehlikeli bir ejderha, haberiniz olsun. Direkt tek yersiniz. Bence hiç şey yapmayın, bulaşmayın. Evet, yedim ben de zaten. Bana odaklandığını görmedim. Bununla biraz uğraşacağız gibi görünüyor şu an. Benim bu oyunda bakın Malenia ile bile bu kadar çok uğraşmadım. Onu mesela ilk denememde, ilk oynayışımda 40. da 50. de falan kestim yani Malenia'yı. Fakat bu ejderha beni en çok zorlayanlardan biri. Hani deneme sayısı olarak azdır. Hani belki 10-15 kere falan ama zorlama konusunda sinir ediyor yani, gerçekten sinir hastası eder. Dikkat edin yani. Büyük sıkıntı çünkü kendisi. Tek atıyor direkt, baksana yani bir şey yapmadı ki. Bir tane sıçtı yani sadece. Şimdi bundan olabildiğince uzaklaşmak lazım. Bağırırken bir tane sıksam iyi aslında. Bakayım, hasar denemesi yapalım da ona göre. İyi, çok çok vurmuyoruz. Güzel. Şöyle uzakta duralım biraz. Luther'le şey yapsın. Kapışmaya başlasın. Luther'le döndüğünde hallederim. Dönmedi galiba. Abi dönsene Luther'le, niye bendesin hala ya? Allah Allah. Salak mı ne ya? Mal mıdır nedir? Bak hala bende ha. Ne yapıyorsun oğlum? Luther nerede Luther? Gerizekalı. Neredesin oğlum? Ha. Kapışıyormuş. Atla inelim. Atla. Hiç hoş olmuyor. Şunu basalım kendimize. Ardından şunu atalım. Ha, çok uzaklaştım ama ya. Fazla uzaklaştı ya. Neyse, şunu atalım o zaman. Ha, deminki hasar farkını göreceğiz. Demin 1500 vurmuştuk. Şimdi 2500 vurduk. Bakın yani farkı gördünüz mü arkadaşlar? Fark bu yani. 2500. Terra Magica'nın farkı bu. %35'ti galiba hasar farkı. Artı hasarı yani. Ama Luther döndürmen lazım onu kardeşim. Hadi koçum. Hadi koçum. Hadi güzelim. Yoksa ata binip kaçmam lazım. Hadi oğlum. Döndür onu kendine. Böyle olmuyor yani. Baksana sıçtı yani Boston'a. Şuradan vurabiliriz rahat rahat bence. Luther neredesin? Allah'ın belası. Nereye gitti bu gerizekalı ya? Heh. Uzaklaşmamız lazım. Şuradan vururum diye tahmin ediyorum yine. Terra Magica'yı atalım. Altımıza. Bu hiç iyi olmadı. Oha. Ağzına vurdum. Ha, şu an kaçmamız lazım. Bak gördünüz mü? Her yeri rot yapıyor yani. Çok uzakta durmak lazım. Şimdi size güzel bir spot göstereceğim. Orada biraz daha rahat oluyor. Şurası. Burası hem yüksek. High Ground diye bunu ağzına burnunu dağıtabilirsiniz. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bug'a mı girdi? Ne oldu acaba? Terra Magica'yı atalım. Ardından tekrar devam edelim. Luther ne yapıyorsun acaba ya? Ha, bizi kaybetti boss. Ondan oldu herhalde.
Bakın hem yüksekteyiz, o şeyi bize gelmiyor, alev şeyi. Hem de okla rahat rahat indiriyoruz yani. Kafasını durdurduğunda sıkın bunu. Son bir tane kaldı ama manamız bitti. Ölse ama it yürü ağzına sokarım işte böyle. Kenan o fayım arkadaşlar. Namı diğer. Kaç aldık? Güzel güzel. İyi aldık. Şimdi bunun ilerisinde Dragon Communion var. Artık hani gel, büyük Dragon Communion'a geldik. Oyunun en başında hatırlarsanız sizi getirmiştim ben bir tanesine. Buradaki direkt şey. Original herhalde. Buna şeyle vurayım da bir kendine gelsin Gavel'la. Gerizekalı sen kimsin oğlum? Yürü. Ezik seni. Oo çok güzel. Race'imizi açalım. 60.000'de rünümüz var. Bir level alırız herhalde. Alamaya edebiliriz. Buradan aldığımız büyülere bakalım. Neler var şu an elimizde. Bakın Glintstone Breath var. Fate 15 istiyor. Arcane'iniz zaten yetiyor şu an şeyle Great Rune'le beraber. İsterseniz bunlardan birini kullanabilirsiniz. Bakın bu da Fate istiyor. 15. Aa, pardon hepsi Fate istiyor. Ben şeyle Arcane'le karıştırdım. Intelligence'la Fate'i karıştırdım. Kusura bakmayın. Onun hiçbirini kullanamazsınız. Ay. Oyunda ejderha gibi hani kükreyip şey yapmak falan güzel aslında evet. Ama yani şu anki build'imizde onu yapmamız mümkün değil. Şu an Endurance vermeye devam edeceğim biraz daha. Haberiniz olsun. Şimdi burayı da bitirdiğimize göre buradaki ejderhayı. Şimdi şu yoldan tekrar devam edelim. Şuradaki map parçasını alıp oradaki boss'la kapışacağız. Bir de havayı karanlık yaparsak süper olur. Çünkü oradakilerin ikisi de karanlıkta çıkıyor. Pass time deyip until nightfall yapalım. Onlardan o ikisi var. Sonra ikişer bir tane NPC var. Bir tane de Commander Neil'ımız var. Commander Neil miydi tam hatırlayamadım ama öyle bir şey olması lazım. Yani şimdi benim demin hani aşağıdan diye bahsettiğim şu kısım şuradaki yoldan bahsediyordum. Orada çünkü Merchant falan da var. Onu atlatmak istemedim yani aslında size. Şimdi açık dünyadakilere böyle hani gelenlere bunlara şey yapamıyoruz. Yanımıza şey çağıramıyoruz. O yüzden böyle şu an bizi gördü mesela ama hani hostel miyiz değil miyiz şey yapamadığı için şu an gelmiyor. Yeni başladı gelmeye. Ben bununla hiç atlamakla uğraşamam. Gavel'la indirmeyi düşünüyorum ben bunu. Bu şekilde. Ama kaçtı. Bu olsun. Tam koşarken basmaya başlarsam yetişir herhalde şu şekil. Ah yetişmedi. Şimdi yetişecek ama. Bir tık sıkıntıya düştük. Bir tık sıkıntıya düştük ama sorun değil. Nasıl keseceğiz? Şu an bir strateji uygulamak istiyorum da bakalım ne yapacağız. Ama full ata gidiyor yani şu an sıktığım her şey. O yüzden sıkıntıya düşüyoruz yani. Ata gittiği için biraz zorlanıyoruz. Şu an orada bir dara girdi o. Şu şekil. Ay yanlış şeye bastım ya. Ah. Hayır, ölmek istemiyorum. Ya manam bitti ya, şaka gibi. Neyse çok az canı kaldı ama sorun değil yani. Hadi yürü. Bununla at üstünde kapışmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü neden öyle yapasınız ki yani? Hani neden istemiyorum? Çünkü zaten arkadaşlar o da atlı olduğu için hani birbirinize vuramayacaksınız. Siz zaten büyücüsünüz. Stone Sword Key almanıza gerek yok. Bunlara paranızı harcamayın bence. Benim tavsiyem. Onun dışında şu Cracked Pot'u alabilirsiniz. Başka da bir tavsiyem yok burası için. Yani şu Great Helm de bu arada oyundaki bence en güzel helm haberiniz olsun. Eğer Knight oynuyorsanız bence çok mantıklı yani. O ne lan orada bir şey var. Ha boss tamam.
Ya dedim, oyun mu bozuldu ya? Garip duruyor çünkü kanatları da. Bundan bir korkuttu yani. Hafif bir sıçtırdı kısa süreli. İşaretlediğim yere bak. Map açık olmadığı için orayı işaretlemişim. Ay Allah. Bunlar sıkıntılı ya. Vallahi çok sıkıntılı bunlar. Bunu öleceğim yüksek ihtimal. Ya mana bitmesin ya. Mana bitmesin ya. Spamlaya spamlaya öldürecektim ben onu orada bu arada. Frostbite attı bir de orospu. Orospuluk yapma. Aha öldü. Yürü. Ezik. Bence buna gelmeden önce o hani Knight'ı kestik ya. Knight'ı kestikten sonra bence bir şey alın. Reset alın yani, haberiniz olsun. Böyle oynamayın yani. Şimdi alacağımız iki tane şey var. Bir tanesi burada NPC Invader'ımız var. Bir tane de orada büyük boss'umuz var. NPC Invader'a gidelim. Millicent'ı NPC Invader olacak bu arada. Millicent mıydı? Öyle bir şeydi. Millicent olması lazım ama. Şaşırmıştım çünkü. Allah Allah, böyle NPC Invader mi var demiştim. Şimdi. Bu NPC Invader'ı nasıl keseriz bilmiyorum. Çünkü hiç daha önce karşılaşmadım. Dövüşmedim onunla. Kendisinin kendi questline'ı var. Bayağı oyunun sonuna doğru. Haliktriye'ye doğru. Malenia'ya kadar bir questline'ı var. Fakat hallederiz herhalde. Bakalım nerede şey yapıyor. Bize invade atıyor. Şöyle bir gezelim. Bir yerde invade atıyor ama nerede bilmiyorum. Hiç karşılaşmadığım için. Poisonous Mist. Güzel. Burada mı acaba? Burada bir yerde olması lazım aslında. Şöyle bir gezelim. Yakında şurası boss zaten. Nerede acaba? Şu an tam yerindeyim aslında. Burası. Allah Allah. Yani şu an bilmiyorum neden bulamıyorum ama ha buldum, tamam. İşte. Şöyle yukarı çıkın da. Attan inmemizin sebebi o. Millicent'ın geliyor olması şu an. Allah cezanı versin ya. Ha, invaded by Millicent. Güzel. Güzel güzel. Şunu da keseceğiz. Invade'imizi bu arada, haberiniz olsun. Nerede ama? Nerede abi? Ya birden gelmesin diyecektim, geldi. Bu şekilde bosslarınızı öldürebilirsiniz arkadaşlar. Tabi bu NPC Invader'da ama olsun, bakın bir sürü ödül aldık yani temizinden. Şimdi bunu da kaldıralım hızlısından ve son boss'umuza gidelim. Yani çık şundan. Heh. Son boss'ta bize artık şeyi verecek olan bu, hani görmüşsünüzdür ya, böyle sallıyor sallıyor, ondan sonra şöyle ileri atıyor ya, bir buff sağlıyor. O buff'ı veren, silahı veren adamı gidiyoruz şu an boss'a. Tam dümdüz gidersek alırız herhalde, evet. Bunda şey çağırabiliyoruz yanımıza. Onu çağırıp ardından en uzakta durup ok ata ata öldüreceğiz bunu, haberiniz olsun. Ok ya da şey. Ne olabilir ki başka? Aynen, sadece ok atarız. Şu Rock Sling'i de kaldıracağım artık, gözüm göresim gelmiyor onu. Şu şekil. Şimdi şöyle uzakta. Bu arada yanına adam çağırıyor bir sürü. O yüzden uzakta durun. Bütün herkes ona odaklansın. Tamam mı? Ardından şuna basın. Sonra mananızı doldurun. Ardından okunuzu atın. La ne oluyor? Niye herkes bana saldırıyor? Dalga mı geçiyorsunuz? Allah Allah. La Lutel neredesin oğlum? Allah'ın belası. Babanın hayrına mı çağırdım oğlum ben seni? Gelsene şuraya. Ya şöyle bir keyif yapayım dedim. Şuradan uzaktan uzaktan okla vurayım dedim. Allah'ın malı ya.
Bir daha az vuruyoruz ya. Neyse. Bununla spamlayacağız yani. Yapacak bir şey yok. Güzel bir kesme göstereyim diyecektim size ama yani izin vermedi oyun. O yandakileri kesmeyle uğraşırsanız bayağı uzun sürer bu arada, haberiniz olsun da. Hani neden onlara vurmuyorsun demeyin diye söyledim. Buna devam ya, yapacak bir şey yok arkadaşlar. Biraz endurance'ımız da olsun. Öyle devam edelim. Yani dolmasını beklememin sebebi bu aslında. Roll'larımızı kaçırmamak için yapıyorum onu. Öldü zaten şu an. Ay babamın kemikleri ya. Neyse. Hadi son vuruş da okla yapalım. Hadi görüşürüz canım. Hepsi düşecek zaten bundan sonra. Böyle kazanmış oluyoruz. Ha, Commander Standard ve Analoid Gold Needle. Bu da yine Millicent'ın questline için gerekli olan bir item, haberiniz olsun. Burada oturalım, bölümümüzü de sonlandıralım burada. Evet arkadaşlar, map'i göstereyim. Map'te şu gördüğümüz kısımdaki açık dünya bosslarını halletmiş bulunmaktayız. Şimdi diyeceksin ki abi şurada da boss var. Şu köyde. Bu köye ayrı bir video yaparız yüksek ihtimal. Burada çünkü birkaç gizem falan da var. Şey olarak. Bir de uzun bir yer bence. O yüzden buraya ayrı bir video yaparım. Çünkü orası bir 20-25 dakika kendisi sürer zaten. Onun dışında burayla ilgili söyleyecek bir şeyim yok zaten. Hani şey olduğu için. Kale tarzı bir video olmadığı için bu. Açık dünyadaki bossları kestik yani. Çok da söylenecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Umarım işinize yaramıştır arkadaşlar. Ne görmediğiniz, kaçırdığınız boss var mı bilmiyorum da. Hani bunu mesela kaçırmış olabilirsiniz. Onun dışında o kuşu kaçırmış olabilirsiniz belki. Gündüzse. Kavalry'yi de, yani işte oradaki şövalyeyi de kaçırmış olabilirsiniz. Ama ejderhayı kaçıracağınızı düşünmüyorum. Koskocaman yerde duruyor çünkü, haberiniz olsun. Tehlikeli bir de. Dediğim yerden spamlayıp kesebilirsiniz bu arada. Evet arkadaşlar, 20 dakika olmuş. Güzel, kısa böyle bossların olduğu bir bölümdü. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım işinize yaramıştır diyeyim. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Beğenip yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim eğer hoşunuza gittiyse. Abone olursanız da artık o da sizin takdiriniz diyeyim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.